İlk önce Allah ayırmasın diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Çok güzelsiniz, sağ olun. Kerem Bey hem yapımcı hem oyuncu. Yani nerede bir taş varsa neredeyse hepsini elinin altına sokup neler söyleyeceksiniz onun için. Kerem'in de deyimiyle multitasking diyor. İngilizce de katayım buraya. Şöyle, biraz önce onu konuştuk Kerem'le. Öncelikle bizim için gerçekten çok kıymetlidir Kerem. Bizim yol arkadaşımızdı. Sen Çalkapımı'da birlikte çalıştık. 52 bölüm, 1,5 yıl birlikte çalıştık. Çağrı ile de aynı dizide tanıştık, evlendik sonrasında. O süreden beri de, çok özür dilerim bu arada sesim için. Sizden, evet çok rahatsızlandım, ateşlendim aslında ama hem söz verdiğimiz için hem de ekip olarak ve Kerem olarak çok önemli bir iş onun için. Onun bebeği, çocuğu, biraz önce aynı şeyi söyledim ama bizim işlerimiz, bizim çocuğumuz gibi. Nasıl yeni bir çocuk doğduğunda hastayım deyip gitmemezlik yapmıyorsunuz. Biz de onu yalnız bırakamazdık burada. O yüzden geldik. Bu anlamda da çok heyecanlıyız. Çok iyi gözüküyordu. Biraz dedikodu yapalım mı? Yapalım mı? Gıybet evde, yani evde... enerji çeker derler ama. Evde nasıl bir insan? Çağrı evde iyidir. O evde dedikodu iyidir. Dedikodu deyince korktum ya. Tamam. Evet evet ben de korktum. Ben de korktum. Politik de olmam. Söyleyiveririm. Ev işlerine yardımcı oluyor. Çok. Gerçekten hayat yüzüne değil. Yani. Hayat müşterek. Gerçekten. Çamaşır mı bulaşık mı? Çamaşır onda. Bulaşığı da en son bir sen yaptın aslında. Ben genelde bu aralar çok dışarıda çalışıyor oldum. O evi çok toparladı. Gerçekten bizde bazen öyle oluyor. Bir böyle şey bir iş bölümü yok ya. Yani bu senin işin, bu benim işim yok. Evet, sen neyi yapabiliyorsan onu yap, kalanını ben yapayım. Ben neyi yapabiliyorsam kalanını sen yap. Evet. Çünkü bir şekilde aslında hayat da tam olarak öyle bir şey yani. Bir şekilde birbirimizi tamamlayacağız ve bir bütün olup hayata devam edeceğiz. İkimiz de bu mantaliteyle yaşadığımız için çok öyle bu senin işinde aksadı diye bir şey yok. Aksıyorsa biri bir onu tamamlar yani. Biz çok topluyuz yani evde çünkü. Evet. 3 köpeğimiz var şimdi, bir tane daha sahiplendik. Sokakta bir tane daha var, kedimiz var. Yani herkesin başka bir karakteri var evde ve çok fazla. Dağınık olur derler ama. Hiç değil. Vallahi mi? Hiç değil. Her eve bir Çağrı lazım o zaman. Gerçekten değil yani. Vallahi değil yani. Efendim o eli hiç bırakmayın. Ben evet, size söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye çok başka bir şey konuşuyor. Özellikle son geçtiğimiz ayda yani yüreğimiz dağlandı. Sokak hayvanları bir yandan yaşadıkları dram, sokak hayvanlarının. Sonra kızlarımız Narin. Yani diğer kızlarımız, neler söyleyeceksiniz? Bu hassasiyette size birkaç cümle etmek ister misiniz? Birkaç cümle etmek isterim. Çok şey söylemek isterim. Birkaç cümle yetmez belki, doğru ifade edebilir miyim kendimi bilmiyorum ama bir noktada biz bir şeyi sanıyorum görmeyi bırakmışız. Şimdi tekrar dönüp baktığımızda sandığımızdan çok başka bir şey görüyoruz. O yüzden birazcık o perdeleri açmak, nerede yanlış yaptık biz, nereyi bıraktık? Neyin arkasına düşmedik? Neyi öğrenmekten vazgeçtik? Kolaya mı kaçtık çok? Buna da biraz bakmak lazım bence. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ben korkuyorum. Korkmayan kim var bilmiyorum. Eminim ki sen de korkuyorsun. Doğurmadığım çocuğum için de korkuyorum. Doğmuş olanlar için de. Çocuk gelişimi okuyorum ben bir yandan. Çocukları çok severim. Severim demekle bitmiyor ama. Kaygı duymak da bu hikayeye tabi bir mesele. Kaygı duymadan ne yapabiliriz? Bulmaya çalışıyorum. Kız Çocuklarını Koruma Derneği, bizim derneğimiz, Teyzem Derneği'nin başkanı. Yıllardır da çocuk esirgemeyle birlikte çalışırız. Ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Bilmiyoruz biliyor musunuz? En korku dolu an ve durum bu. Hayvanlar için de öyle saydım işte. Bizim kendimize ait de, kendimize ait dediğim de biz onlara yolculuğunda hani ait değiliz belki ama yolculuğuna eşlik ediyoruz. Sahiplendiğimiz köpeklerimiz. Şimdi sokakta da var dedim. İyi bir şeyden bahsedeyim bu yolculukta belki. Polise'de, Ümraniye'de çok ciddi bir dram yaşandı. Ben oradaydım. Yani ben evet, hayatım boyunca böyle bir şey görmedim efendim. Yani, öyleymiş. Yani elim kadar kediler, elim kadar köpekler. İnanamadım yani. Daha cümlenin cevabını kim bilir nerede neler yaşanıyor. Şöyle bir yerden bakmaya karar verdik. Önce çok, bilmiyorum siz yaşıyor musunuz? Ağlamadan geçen günümüz olmuyor. Ya da bir an bir şey duyuyoruz. Bizi çok ağlatıyor, çok üzüyor. Ama şunu görüyorum ben. Aslında çok sahipsiz, çok milletsiz değiliz. Biz gerçekten birlikte çok iyi şeyler de başarabiliyoruz. O yüzden şöyle şeyler yapmaya karar verdik. Salı günü benim doğum günüm mesela. Evet, kutlamayı Göktürk Hayvanseverler Derneği'nde yapmaya karar verdik. Hatta bu vesileyle bugün konuştuk hep beraber bunu böyle yapalım diye. Ne yapalım, ne yapalım? Dedik ki herkes gelsin, biz orada olacağız.
mamasını kapan gelsin, eldiven alan gelsin, su getiren gelsin. Mamayı alır gelir mi? Evet gelin, biz oradayız. Sabah 8'den akşama kadar oradayız. Bütün gün temizleyeceğiz, birlikte olacağız hayvanlarla, sahiplendireceğiz. O günü orada geçireceğiz. Böyle şeylerle belki dedik yapabiliriz. Bu bir şov değil. Evet buna karışıyor, farkındayım. Eskiden anneannem şöyle derdi, özür dilerim uzun konuşuyorum. Rahmet bıraktım elini ama. Abla sen böyle konuş elini, sabaha kadar konuş. Çok özür dilerim. Çok var ya içimizde, bir iki cümle yetmiyor diyoruz. Sesim de o kadar kötü ki belki de bilmiyorum, çok linç de yiyoruz bilmiyorum. Rahmetli anneannem şöyle derdi, bir elin yaptığını diğeri bilmesin. Budur imandan olan, budur doğrusu. Öyle yapmaya gayret ettik. Belki de iyi niyetle söylemek lazım şu an. Biz buradayız, bunu yapıyoruz diyerek belki de buna özendirmek lazım. Belki de güzellikleri konuşmak lazım. Çünkü kötüleri o kadar çok konuşuyoruz ki zannediyoruz ki güzel hiçbir şey yok. Ama var aslında. Yani siz varsanız, ben varsam, siz varsanız vardır ya. O yüzden başka türlüsünü bilmiyorum. Başka türlüsü de bizi hasta ediyor. Öyle bir yerden gidelim dedik biz de. Siz yanmazsanız, biz yanmazsak nasıl aynen çıkacak öyle. Karanlıklar, biz aydınlığa noktasına geliyoruz. Tekrar özür dilerim sesim için ve çok konuştuğum için. Bütün bunları konuşurken birdenbire gündemimiz de değişiveriyor. Yani bilmiyorum takip edebildiniz mi de. Yani bir 100 bin liralık kredi kartı mevzuu dönmeye başladı. 750 lira biliyorsunuz. Borçtan aslında vergi. Aslında çok iyi. Aslında şöyle bir yerden çok iyi bilmiyorum. Bu çok ekonomik de, çok aynı zamanda politik ve ülke ekonomisiyle de çok alakalı ve bir yandan da gerçekten çok finansal da bir konu. Ben Çağrı bilir, aşırı kötüyüm bu konularda. Anneme sordum geçen gün, dedim ki bana anlatır mısın neler olduğunu? Hani şu an bir şey, evet şu an bir şey, dedi ki ben şu an bir gazeteyi de takip ediyorum, bir olayları anlayıp kendi yorumum olunca sana da tam olarak anlatacağım ne olduğunu ve öğreteceğim ve doğruyu. Bence bunu yapmamız lazım bu arada. Coşturmadan da önce bir şeyi 100 bin liralık anlamak kredi kartı lazım. Olan herkesten 750 lira savunma sanayine katkı payı keseceklermiş. Ama insanlar da doğal olarak şunu düşünüyor. Zamanında deprem için kesilen vergiler başka yerlere harcandı. Bunun da harcanmayacağı ne malum noktasından bakılıyor. Katılıyor musunuz? Deprem öyle bir mevzu ki bizim için. Biliyor musunuz? Bence şöyle yapalım. Aslında söylenecek çok şey var. Sorduğunuz tüm sorular için aslında en başından itibaren. Pardon. Hayvan katliamı da, buna açıkça katliam diyebiliyoruz. Ülkede kadın haklarının ve yaşam hakkının katliamı da, ki buna da açıkça katliam diyebiliriz. Bütün bunlar için naçizane birçok kitabı, inançlara dair birçok dinin kitabını, birçok inancın kitabını okumuş biri olarak daha önce de söylemiştim, bir kez daha söylemiş olayım. Bütün inançlar insana sadece ve sadece vicdanı işaret eder. Herkes için vicdan dileyelim. İnandıkları güçten, inandıkları dinden. Çünkü gerçekten vicdan aslında aradığınız tüm iyiliklerin kapısı ve anahtarı olacaktır. Herkese vicdan diliyoruz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Deprem bizim için çok kırmızı çizgili bir konu. Ve bugün aslında çok keyifli bir gecedeyiz. Bizim hayatımızda çok ciddi dönüm noktası olan bir işlem, bugüne kalan bir yadigarın peşine buraya geldik. Arkadaşlarımız burada, ailemiz saydığımız arkadaşlarımız burada. Onların mutlu gününde bunları apayrı bir zamanda çok daha uzun uzun konuşuruz. Ama bugün eğlenmeye bakalım bence. O eli bırakma söyleyeyim seni. Evet biraz önce bıraktım ama. Sakın bırakma. Aynen, teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.